Tarihin sarkacının yeniden Asya'ya doğru kaydığı bu dönemde yeniden Asya girişimimizle ilişkilerimize yeni bir dinamizm kazandıracağız. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu kapsamında kurulan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN çalışma grubu görevini sürdürüyor. Ekip Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile yakın temasta olacak. Yeniden Asya girişiminin ekonomi ayağında çalışılacak. Bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzalanmasıyla gözler ASEAN 2021'e çevrilmiş durumda. Türk iş dünyası da bu zirveye odaklandı. Asya dünyanın ekonomik merkezi haline gelmektedir. Yeniden Asya yani İngilizcede önü adını verdiğimiz açılımı bugün buradan ilan ediyoruz. DEİK ASEAN Çalışma Grubu'nun kuruculuğunu üstlenen Türkiye Tayland İş Konseyi Başkanı Cemil Çakar, Dünya Gazetesi'ne konuştu. Hedefimiz ülkemizin sektörel diyalog ortağı olan ASEAN'la yapmış olduğu anlaşmanın ekonomik işbirliği alanlarında projeler geliştirerek Türk iş dünyasının ASEAN bölgesinde bilinirliğini ve etkinliğini arttırmak. DEİK ASEAN Çalışma Grubu yeniden Asya İnisiyatifinin koordinatörlüğünü yürüten Büyükelçi Nilvana Daramayla da temas halinde. Çalışma grubunun ASEAN ülkelerine diplomatik kanaldan tanıtımını da Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Bakanlık böylelikle çalışma grubunun Türk iş dünyasını temsil ettiğini resmi olarak bildirmiş oluyor. Bu da çalışma grubunun bu ülkelerle etkin diyalog geliştirmesini sağlıyor.